Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayı favorilerini çekiyorum. Bunun için sanırım birazcık geç kalmış olabilirim. Ocak ayında da çekemedim. Çünkü biraz uzun bir süre İstanbul'da kaldım. Kameram yanımda değildi vesaire. O yüzden çekemedim. Şimdi böyle detaylıca bir Şubat ayı favorileri çekelim istiyorum. Birazcık böyle saç bakımı, cilt bakımı, makyaj, bir iki tane dizi var. Evet, bu kadar. Bence hemen başlayalım. İlk olarak cilt bakımından başlamak istiyorum. Yeni aldığım ama çok severek kullandım. Yani bunu böyle bir aylarca kullanmanın gereği yok diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten beğendim. Bir tane micellar makyaj temizleme suyundan bahsedeceğim. L'Oreal'in şöyle bir makyaj temizleme suyu. Bu sıvılaştırılmış su artı gliserinli olanı. Normalden kuruya hassas ciltler için bir makyaj temizleme suyu. Ben gerçekten çok sevdim çünkü ben böyle rimeli bol bol sürmeyi çok seviyorum mesela. Ama şöyle pamuğa döküp gözümde böyle birazcık şöyle tampon yaparak beklettiğimde hemen rimelimi eritiyor. Çok da güzel temizliyor. O yüzden çok sevdim. Yani bunu ben bir 2-2,5 haftadır falan kullanıyorum ama her gün kullanıyorum. Gerçekten sevdim. Güzel yani, beğendim. 400 milimlik bir şey. Bunu ben indirimdeyken aldım. Ne kadardı, yalan olmasın. Ya 18 ya 13 diye hatırlıyorum. İkisinden biri. İndirim fiyatı böyle bir şeydi. Daha sonra şundan bahsedeceğim. Bunu ben çok uzun zamandır, yani belki bir 6 ay olabilir ya, evet. Hayır, hatta ben bunu evlenmeden önce falan aldım. Bu The Body Shop'ın Drop of Light serisinden bir, nasıl diyeyim? Burada da öyle, liquid peeling'i gibi bir şey. Yani bu tamamen jel kıvamlı bir şey. İki pompa elime sıkıyorum. Şöyle yapıp direkt yüzüme böyle sürdüğümde yüzünüzün ısısıyla birleştiği zaman böyle minik minik kese yaptığınızda çıkan kirler gibi kirler çıkıyor. Ve gerçekten cildim bebek gibi oluyor. İnanılmaz çok seviyorum bunu. Gerçekten cildimi çok iyi temizlediğini falan da düşünüyorum. Bu seri ciltteki lekelere falan da yönelik yapılmış bir seri zaten. Ben o yüzden bunu tercih ettim. Haftada 2-3 kullanımı öneriyor. Ben bunu herkese öneriyorum. Hani bence hassas ciltli insanların falan çok sevebileceği bir şey. Benim çok hassas değil cildim. Hani evet, akneye meyilli falan ama o anlamda değil, hani peelingin o taneciklerine, reaksiyon gösteren ciltlere falan çok öneriyorum. Çünkü gerçekten çok iyi temizliyor, yumuşacık yapıyor. Efsane bir şey, çok seviyorum ve her favoriler videomda bunu anlatmayı unutuyordum. Bu sefer unutmadığım için çok mutluyum. Daha sonra yine Body Shop'tan devam edeceğim. Biliyorsunuz daha önce favoriler videomda bu Tea Tree serisinin günlük losyonunu kullanıyorum ben. Sabah ve akşam 3'er damla uyguluyorum. Bunu hala kullanıyorum ve baya baya çok az kaldı. Hatta pompasına artık gelmeyecek falan kadar az kaldı. Çok üzülüyorum bittiği için. Bir de ben bunun gece maskesini, sürüp uyuduğunuz maskesini kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum. Bittiğinde de solüsyonumu yine alacağım. Onlardan çok memnun olduğum için toniğini denemek istedim ve toniğinden de çok memnun kaldım. Bu seri yine lekeli ciltler için olan bir seri. Dibinde şöyle bir tortusu var. O yüzden böyle güzelce çalkalayıp kullanmanız gerekiyor. Ve lekelerimde ufak tefek böyle bir açılmalar falan oldu kullandığımdan beri. Beni yakından böyle takip ediyorsanız, altın iğneyle çok alakalı olmayarken, altın iğneye yeni başladım ve zaten daha bir seans gidebildim. Önümüzdeki hafta, yani bu videoyu koyduğum hafta onun videosunu çekiyor olacağım muhtemelen. Bir sonraki video altın iğne videosu olacak. Buradan da soranlara söylemiş olayım. Ama tabii ki bunu çok uzun zamandır kullandığım için lekelerimin açıldığına şahit oldum. Ve çok severek kullanıyorum. Onun haricinde bir tane Kiehl's'ın nem serumu. Bu bayağı ikonikleşen bir şey zaten. Kiehl's'ın çok sevilen ürünlerinden bir tanesi. Daha önce de söylemiştim, benim yüzümün, yani karmadan yağlıya dönük olmasına rağmen benim nem oranım normal bir insana göre çok 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 düşükmüş. Yani 40'larda falan olması gerekirken benim 20'lerdeymiş diye hatırlıyorum. 40'larda ya da 60'larda olması lazım. Neyse. Ve bana bunu önerdiler. Bunu kullanmaya başladım. Çok da memnunum. Bir tane de yağsız bir serisi var. Onu kullanıyorum. Bunu daha çok kullandığım için bundan bahsetmek istedim. Bunu daha çok ben sabahları kullanıyorum. Akşamları diğerini kullanıyorum. Ve gerçekten asla bir sivilcelenme, herhangi bir şey yapmadı. Yağlı görünüm yapmadı. Çok güzel bir ışıltı veriyor. Ve gerçekten aslında neme ihtiyacı olduğunu hissettim cildimin bunu kullanmaya başladıktan sonra. Çünkü böyle çok bir cildim doymuş gibi hissediyorum. Böyle sağlıklı, yumuşacık falan hissediyorum. O yüzden çok sevdim. Bir de yine nem takviyesi olarak yine Kiehl's'ın Calendula ve Aloe
Vera'lı bir maskesi. İçinde böyle bir şeyler var. Şu an göremeyeceksiniz muhtemelen. Çünkü ben bile bakınca zor görüyorum. Böyle jel kıvamlı bir maske. Bunu sürüyorsunuz. 5 dakika bekletip hemen yıkıyorsunuz. Bunu da çok sevdim. Ay çok da inanılmaz harika koktu. Kadife çiçeği özleri ve aloe vera var içinde. Hani bunu yaptığımda bunu daha çok ben böyle şeyde yapıyorum. Çok böyle özendiğim bir günse hani kendimi böyle iyi hissetmek istiyorsam ya da bir çekim falan yapacaksam o gün cildimin daha böyle ışıl ışıl sağlıklı olmasını istiyorsam o sabah mutlaka bu maskeyi yapıyorum. Çünkü yıkadığımda gerçekten cildim böyle ışıl ışıl çok sağlıklı oluyor. O yüzden bu maskeyi çok seviyorum. Daha sonra saçlara geçiyorum. Saçlarımda baya baya severek kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Ben genelde argan yağı falan kullanıyorum banyodan sonra. Banyo esnasında krem kullanmayı çok tercih etmiyorum ama neden tercih etmiyorum? Kullanmak kötü bir şey değil, tabii ki de güzel bir şey. Ben sadece çok üşeniyorum. Genelde böyle kremlemiyorum, hemen duruluyup çıkıyorum falan. Bir de ben saçım böyle daha bir kuru kuru durmasını seviyorum. Yağlı saçlarım olduğu için öyle daha böyle kuru kaldığında daha bir hacimli oluyor. O benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden genelde banyo esnasında krem kullanmıyorum. Ama banyodan sonra mutlaka tabii ki bir argan yağı, Hindistan cevizi yağı falan kullanıyorum. Bayağı uzun bir zamandır Ashley Joy'un argan saç bakım serumunu kullanmaya başladım. Bu çok güzel. Çok güzel gül kokuyor bu arada. Aa, sanırım şu an anlatırken fark ettim. Havuç yağı ve E vitamini varmış içinde. Artı argan yağı varmış. Gerçekten saçlarımda hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor ama yumuşacık ve pasparlak yapıyor. Yani ağırlık yapmayan bir banyo sonrası yağı benim için mucizevi bir şeydir. O yüzden ben bunu çok sevdim. Fiyatının da uygun olduğunu biliyorum. Gerçekten uygun. Watson's'larda satılıyor. Fritz'larda sanırım yok. Yani buna mutlaka bakabilirsiniz. Dediğim gibi o ağırlıktan falan şikayet ediyorsanız, aynı zamanda da kolay taransın, parlasın falan diyorsanız bence onun için birebir bir ürün yani. Ben inanılmaz memnunum. Çok severek kullanıyorum bunu. Bir tane de yine bayağıdır severek kullandığım ve artık asla elimin hiçbir şeye onun dışında gitmediği bir şampuandan bahsedeceğim. Urban Care'ın çay ağaçlı ve limonlu şampuanı. Bu bir saç peeling. Bu normalde şey yazıyordu sanırım kağıdında. Bunu yapın daha sonra şampuanlayın falan gibi. Yani çok fazla köpürüyor. Aslında bir şampuanın çok fazla köpürmesi tabii ki iyi bir şey değil. Ama ben bununla yıkadıktan sonra saç derimin inanılmaz şekilde nefes aldığını falan hissediyorum. O yüzden çok sevdim. Yani son derece hani didik didik saçımı temizlediğini hissediyorum bununla yıkadıktan sonra. O yüzden de sürekli olarak bunu kullanıyorum. Bittikçe ben gidip alacağım bu üründen. Bunun da 30 lira gibi bir fiyatı var yanlış hatırlamıyorsam. Bunun bir tane daha bir şeylisi var. O da dökülen saçlar içindi. Onu da arada kullanıyorum. Hatta onu annemlere bırakmıştım. Orada duş aldığımda onu kullanıyorum. O da çok güzel ama bu benim için çok daha iyi. Arındırıcı ve hacimlendirici peeling şampuan çünkü. Ve bakım ürünlerim bitti. Şimdi birazcık kozmetikten bahsedelim. Bu ay en çok neleri kullandım? Bu ay zirve olarak kullandığım şey kesinlikle Too Faced'in bu far paleti oldu. Şu anda da göz makyajımı buradaki renklerle yaptım. Yalan söyledim şu an. Şu rengi kullandım. Çok azıcık şu renkten kullandım. Bir de Kiko'nun smart farlarından sarı olanı kullandım ve göz makyajımı gerçekten çok beğendim. Eğer makyajı beğendiyseniz aşağı yazarsanız çok keyifle videosunu çekeceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok beğendim. İşte bu paletle yaptım. Ve bu palet elimden asla düşmüyor. Yani her rengi efsane. Özellikle şu rengi ve şu rengi çok seviyorum. Hani şuradaki pembeyi, şunu falan da onlardan etkilenerek alıyorsunuz aslında ama şu iki renk bence hiçbir şeye benzemiyor. Asla bence muadili de yok. Çok seviyorum ikisini de. Yani bu far paleti benim en çok 2 aydır kullandığım şey oldu makyajımda. Mutlaka oradan bir şey kullanıyorum. Daha sonra 3 tane rujum var. Ben bu ay hep böyle çok soft makyajlar yaptım. Hatta hiç böyle farklı şeylere elim gitmiyor. Sürekli işte doğal, dudağın kendi pembeliğine yakın bir şeyler kullanayım. Yanak işte öyle. Gözlerde çok az sadece bir gölge verimel falan. Bol aydınlatıcılı falan hep makyajlar yapıyordum. Ondan önceki ay da öyleydi ve hala öyle. Bilmiyorum. Böyle farklı makyajlara elim hiç gitmiyor. Bugün bayağıdır yaptığım en farklı makyaj olabilir. Yani siz düşünün. Çok farklı olmadığını görüyorsunuz zaten. İlk olarak bu ruju göstermek istiyorum. Bu da Too Faced'in bu yılbaşı paketinden çıkan. Bu mat ruj. Sellout adı. Yani mat rujlara elim bayağıdır hiç gitmiyor. Ama bundan da vazgeçemiyorum. Çünkü bunun inanılmaz güzel bir pembe tonu var. Bununla çekildiğim bir fotoğrafı falan yan tarafa koyarım. Bakarsınız.
Ama şöyle ki bu ruju ne zaman sürsem DM kutum gerçekten bu rujun sorusuyla doluyor. Ben her seferinde söylüyorum zaten ama tabii ki favorim olduğu için bu videoda da göstermek istedim. Çok çok severek kullanıyorum bu ruju. Sanırım tekli de satılıyor Sephora'larda zaten. Bir diğer en çok sürdüğüm ruj da Lancôme'un bu mat shakerlarından. Beige vintage rengi, değil mi? Evet. Bunu ben çok seviyorum. Şöyle bir süngerli aplikatörü var ucunda. Aplikatörü. Konuşamıyorum. Bunun da rengi çok güzel. Çok doğal bir pembelik veriyor. Dudağımı hiç kurutmuyor. Onu çok seviyorum. Baya baya severek kullanıyorum. Hiç yanımdan ayırmadığım 3 ruj şu anda yani. Hatta bazen şey üçünü de aynı çantadan topluyorum falan. Üçünü de atmışım üst üste başka günler falan. Hani başka hiçbir şey kullanmadım bu üçü dışında. Bu da yine doğal bir pembelik veriyor. En başta söylediğim gibi. Bir diğeri de bu MAC'in yeni çıkan, artık yeni değil gerçi, Brick Dust rengi bendeki. Ben bu ruju Alev Kars'ta görüp delirmiştim ben bu ruju almak için. Sonra gittim aldım. Ama ben bunu şey sürmeyi seviyorum, böyle pıt 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 falan ya da komple sürüp parmağımla iyice ama yedirim. Peçeteye değil de hani böyle parmakla yedirdiğinizde çok daha doğal bir görüntüsü oluyor. Ben bunu hep o şekilde kullanıyorum. Hani bir kalemle çerçeveleyeyim falan. Öyle değil de yani daha bir doğal yanını kullanarak kullanıyorum. Nasıl söylenir ya? Öyle söylenir herhalde. O şekilde kullanıyorum yani. Bilmiyorum, ben gerçekten çok sevdim bu seriyi. Çünkü parlak parlak da duruyor. Asla hani saçınız yapışmıyor. Dudağınızda öyle işte bir gloss gibi bir şey varmış gibi hissetmiyorsunuz. Çünkü böyle bir saçının yapışma hissiyatını sevmeyenlerdenim ben. Bu ruj bence birebir yani. Benim gibi düşünenler için bayağı iyi bir seri olmuş bu. Diğer renklerini de ayda bir tane alsam mı diye düşünüyorum. Çok sevdim. Gerçekten güzel. Daha sonra İstanbul'a gittiğimde lansmanına da katıldığım Benefit'in Bad Girl Bank maskarasından bahsetmek istiyorum. Bir maskaradan ne beklersiniz? İşte kirpikleri kıvırsın, hacimli göstersin, uzatsın, işte tek tek ayrılsın, siyah olsun. Ben mesela hani daha siyah siyah olan rimelleri daha çok seviyorum. İşte akmasın, bilmem ne. Ne kadar şey bekleyebilirseniz hepsi bu rimelin içinde var. Ve sevgili kozmetik uzmanlarına sesleniyorum. Bu zamana kadar böyle ürün yapabiliyordunuz, niye yapmadınız diyormuşum. Şöyle plastik uçlu bir rimel. Ucu telleri de bayağı şey, yumuşak plastik. Uygulanması çok kolay. Sadece gerçekten lansmandan sonra böyle heyecanlandım. Hemen yeni rimelimi deneyeyim falan. Sürdüm. Anında bir ıslak mendil alıp sildim. Elimdeki işte eski rimelimi sürmeye devam ettim. Dedim ki çok kötüymüş falan. Ama nedense ne oldu bilmiyorum. Hani bir kere hava mı alması gerekiyormuş rimelin nedir gerçekten bilmiyorum. İkinci gün sürdüğümde dedim ki rimelin kesinlikle hakkını yemişim. Günahını almışım. Efsane bir rimel. Çünkü yani şey, eşim de yanındaydı. Hatta Can şey dedi. Oha dedi, hani kirpikleri ne kadar uzun görünüyor. Gerçekten öyle. Çok güzel uzatıyor. Yani dediğim gibi söylediğim bütün özellikler var içinde. Sadece ilk kullandığımda çok üzülmüştüm gerçekten. Ama yani methedildiği kadar var. Gerçekten bence çok çok başarılı bir rimel. Ben Benefit'in, hep söylüyorum, favori rimel sorusu bana geldiğinde Roller Lash benim favorimdi. Hala da var elimde. Çok seviyorum. Ama kesinlikle bu yani bundan sonra. Bad Girl Bank bence zirve olmuş. Neyse, çok övdüm her şeyi bugün ama yani sevdiğim şeyleri anlatıyorum ne de olsa. Bir tane de kaş maskarası göstereceğim. Bunu da bayağı uzun zamandır kullanıyorum ben. Rival de Loop. Rival de Loop. Doğru mu okuyorum? Şu an dilim dönmedi gibi hissediyorum. Kaş maskarası. Bu şeffaf bir jel maskara. Gerçekten hani içine sanki jöle dökmüşler gibi. Kirpikli, ay kirpik demiyorum. Kaşlarım kas katı kalıyor. Asla gün içinde düşmüyor. Şöyle şey, ben makyajımı önce yaparım sonra giyinirim. Böyle dar yakalı bir şey giyinme, kaşlarım hemen aşağı düşer falan. O zaman bile düşmüyor kaşlarım aşağı. Gerçekten çok güzel sabitliyor. Bayıldım. Rossmann'dan aldım. Baya çok uygun bir fiyatı var. 10 küsur lira bir şey. Bittikçe de alacağım yani. Bence gerçekten çok efsane bir ürün. Yani kaş düşmeden çok şikayet edenler varsa buna mutlaka bir şans verin diyorum. Ve son ürüne geçtim. Ne kadar şişman şu an, ıslak, daha yeni makyaj yaptığım için. Nashita'nın
Bu kadife yüzeyli süngeri. Ben bu süngeri çok beğendim. Neden? Benim yani sadece sünger olarak şey kullanıyorum. Beauty Blender kullanıyorum ama benim Beauty Blender'ımın ucu artık hamurlaştı birazcık. Ama çok çok uzun zamandır kullanıyorum. Çok da severek kullanıyordum ama delilerce zam geldiği için dedim ki ben buna 75 lira vermeyeceğim. 75 mi 72 mi? Vermeyeceğim dedim. Bunda da baya bir indirim vardı. 20 liraya mı ne aldım? İndirimden dedim ki deneyeyim, merak ettim. Çünkü şey özelliğini duydum, hani fondöteni hiçbir şekilde emmeme özelliğini duyduğum için almak istedim. Ve gerçekten hani hayatımda ilk defa Face and Body'yi artık süngerle uyguluyorum diyebilirim. Face and Body'yi bir süreyim dedim. Hani ilk onunla denedim. Yanımda sadece o fondöten vardı ve ilk aldım hevesle onu denedim. Neyse. Gerçekten o kadar güzel oldu ki yani cildime çok güzel oturtuyor ürünü. İşte bayağı hiçbir şekilde emmedi yani Face and Body. Dedim ki aa örtücü bir şey varmış bunda hani birazcık falan. Ama tek sevmediğim şey hani şu lekeler yeni makyaj yaptığım için değil. Bununla ben göz altlarımı sabitleyecektim. Ben hani Beauty Blender'la yapıyordum. Pudramın içine sokup yapıyordum falan. Ama pudra buraya bildiğiniz yapıştı. Makyaj temizleme suyuyla falan bile denedim. Yani her şeyle denedim. Bunu yıkamayı çıkmadım. O biraz üzdü beni. Ama onun haricinde bayağı kullanacağım bir sünger benim kesinlikle. Ve geçelim dizilere. Geçen ay video çekemediğim için bahsedemedim. Ama zaten hepiniz duydunuz. Ben yine de söyleyeceğim. Dark'ı izlemiştim. Netflix'in bir dizisi. Ben Netflix'e üye falan değilim. Diziyi yani her yerde bulabilirsiniz. Alman yapımı bir dizi. Bayağı beni heyecanlandırdı. Çok heyecanlanarak izledim. Çok güzel bir konusu var. Şu an izledikten sonra bu videoyu çekiyor olsaydım çok çok daha heyecanlı olurdum. Ama üzerinden neredeyse artık 2 ay geçecek yani dizi izlediğimden beri. Ama konusu falan ilgi çekici, güzel. İzlemeyenler varsa hala tavsiye edebileceğim bir dizi. Çünkü ben çok kolay kolay yabancı bir diziye bağlanamıyorum. Hani öyle bir yabancı dizi takıntısı olanlardan değilim ben. Yani sezon sezon oturayım bir günde dizi bitireyim falan öyle bir insan değilim. Ama Dark'ı 2 günde bitirdim. Ki öyle çok da kısa falan bir dizi değil sanki. Yine iyi izlemişim. Ya bana göre muhteşem bir şey yani 2 günde 3 günde bir diziyi bitirebilmek. Çok severek izledim yani inanılmaz sürükleyici. Çok merak ediyorsunuz sonra ne olacağını. Konusunu falan söylemeyeyim. İşte bir zaman yolculuğuyla falan ilgili bir dizi. Sadece onu söyleyebilirim. Bir de tabii ki La Casa de Papel. Allah'ım deliriyorum. Bazı bölümlerde şey kalbim inanılmaz çarptı yani bu kadar iyi işlenmiş bir şey bu kadar o aksiyonu seyirciye yansıtabilmek bence ya bugüne kadar yansıtıldığını sanıyormuşuz yani. Ta ki La Casa de Papel'i izleyene kadar. Ve son bölüm bittikten sonra ya şey gibi hissettim. Yani beni artık izlediğim hiçbir şey heyecanlandırmayacak bundan sonra falan dedim. İşte hırsızlık, soygun falan bir konusu var. Onu belki hala izlemeyenler vardır. Ya dehşet beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hiçbir anında sıkılmadım. Her anı çok heyecanlı, çok iyi işlenmiş, inanılmaz zekice bir diziydi bence. Çok çok severek izledim. Ve bitti yine inanılmaz üzülüyorum. Keşke böyle bir sürpriz yapsalar da bir sezon daha çıksa falan ama çok anlamsız olur tabii ki bir daha. Kesinlikle başlamayacak şekilde bitti. Hiçbir şekilde spoiler vermek istemiyorum o yüzden. Hani şöyle olsaydı şurasını görseydim falan gibi içimde şu an sizinle dizi hakkında sohbet etmek var. Ama spoiler vermek istemiyorum dediğim gibi. Çünkü benim en nefret ettiğim şeydir spoiler yemek. Ve favoriler videom bitti. Çok mutluyum. Umarım söylediğim ürünler içinde merak ettikleriniz vardır ya da sizi heyecanlandıran evet almalıyım dediğiniz ürünler olmuştur. O zaman video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir de lütfen 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 unutmayın. Makyajımı beğendiyseniz de aşağı yazın. Ona göre ben bu makyaj videosunu çekeyim. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.